YouTube'da teknoloji kanallarına baktığımız zaman işte çeşitli şirketlerden cep telefonları, televizyonlar, kameralar şunlar bunlar geliyor. İşte bunların değerleri birkaç yüz liradan binlerce liraya, on binlerce liraya çıkan ürünler var. Onlar bunları bir güzel açıyorlar, inceliyorlar, kullanıyorlar. Ve bu tür kanallara bu tür ürünler geliyor. Ben de onları açıkçası tırnak içinde kıskanıyorum. Ama tabi aralarında benim de takip ettiğim işlerini çok iyi yapan kanallar da var. Onlara da bu Bizi bilgilendirdikleri için teşekkür ediyoruz. Ee, bizim tabi kanalımızda ne inceleyebiliriz? Tutup da bir uçağın sağını solunu mıncıklama bakma e, durumumuz çok fazla. Hele de şu dönemde olmuyor ama bir maket kutu açılış videosu çekebileceğimizi düşündüm. Sağolsun e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ e, bazı modeller yolladı. Ben de ilk model inceleme videomu Hürkuş maketiyle sizlerle e, buluşturmak istedim. 1 bölü 32 ölçek. Görüyorsunuz oldukça büyük bir model. Plastik enjeksiyon olarak hazırlanmış. Ve imalatçısı da bir Türk şirketi. Biraz sonra kutuyu açıp detaylarına birlikte bakacağız. Ben beğendim modeli. Bu modeller aynı zamanda tusashop.com.tr üzerinden satılıyor. Tabi maketlerin stok durumları değişiyor. Farklı farklı ürünler bulabilirsiniz. İşte Milli Muharep Uçak, T625 Gökbey, helikopteri... Anka Aksungur İHA sistemleri Hürkuş'un C modeli siyah boyalı yeni versiyonu var. Ondan sonra veya T6, T129 Atak, Atak 2 gibi farklı farklı modeller mevcut. Sizlerin ilgisini bekliyor bunlar ama gerçekten modellerin detayları, ince işçilikleri gayet iyi. Ben beğendim açıkçası. Evet şimdi kutuyu açalım. Maketin birlikte montajını yapalım. Ve sonra da bir genel bir değerlendirme yapalım sizlerle. Kutu taşınma koluyla birlikte burada etiketiyle önümüze geliyor. Maket kutusu içeri tabii ki şöyle açtığımız zaman süngerli bir yapıya sahip. Hemen üzerinde sünger koruması bu şekilde. Tabii bu maketlerde klasik karşılaştığımız bir uygulama. Uçağın gövdesi, kanatları ayrı olarak verilmiş. Alt sehpası ve tabii ki şurada da. Pervanesi eklenmiş bir şekilde. İsterseniz gelin birlikte hemen montajına girelim. Bir yandan da parçaları incelemeye başlayalım. Önce gövdeyi çıkartalım. Gövdede de kanopi ayrı parça halinde verilmiş. Dikkatle çıkartıyoruz. Şöyle kanopiyi koyalım. Evet, gövde 132 ölçekte Türk Hava Kuvvetleri'nin B versiyonu yani eğitim versiyonu için hazırlanmış kırmızı beyaz boyama. Burada tabi e, Hürkuş Bey'in prototipi içinde aynı zamanda sivil bir tescil taşıyor. Çünkü TUSAŞ'ın test uçağı. E, TCVCH havacılıkla e, ile okursak Tango Charlie, Victor Charlie Hotel. E, 122. filonun akreplerini temsilen bir e, nozart sistemi var. Hemen TUSAŞ'ın amblemi Burada bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Fırlatma koltukları için uyarılar. Eğer herhangi bir mecbur iniş olursa da dışarıdan kanopi açmak için de uyarı amblemleri var. Burada da görmüş olduğunuz hür kuşun amblemi PT6 motorlarının da çıkışları burada verilmiş. Şöyle bir incelediğimiz zaman kol uçuşları programı için burada gördüğünüz üzere yatay stabilize de bir beyazlık var. Flatner ayarı dikey stabilizede kırmızı beyaz çizgi çizgi bunlar hep gerçekçi olarak. Uygulanmış durumda altıda kırmızı uçan kırmızı beyaz keyifli bir renk burada da e, Türk bayrağı biraz daha farklı bir kırmızı tonla işlenmiş durumda şöyle kanopisini de alalım kanopi tabi şöyle takabiliyorsunuz kanopiyi e, bu kanopi de e, gerektiğinde çıkabiliyor veya işte başka versiyonlar içinde farklı uygulamalar içinde bir e, değişik bir şekilde bunlar uygulanabilir şeffaf olursa içine pilot konabilir. Burada siyah boyanmış burnuyla ve kırmızı yapısıyla gerçekten güzel bir bakış sunmuş. Şöyle gövdeyi şimdi kenara alalım. Şimdi kanatlarını çıkartalım. Kanatlar kırmızı beyaz boyamalı ve tabii ki ilk hur kuşlarda olmayan daha sonra eklenen winglet yapısı da yani kıvrık kanat uçları da buraya bu modele konmuş durumda. Arkasından burada ikinci kanat var. Kanatların flap noktaları için ee, bağlantılar. Burada da kanatların bağlantı noktaları. işte üzerlerine no step basmayın olarak adlandırılan uyarılar da buraya konmuş durumda. Kanat parçalarını da kenara aldık. Evet burada da 5 palli ee, Hürkuş'un PT6 serisi turboprop motorunun pervanesini görüyoruz. Bunu da uçağa doğru takacağız. Ve tabii ki e, plastik maketlerin, promosyon kitlerin olmazsa olmazı bu da ayaklı. 1.32 Hürkuş'un e, ayak sistemi de bu şekilde tasarlanmış. Gayet güzel, basit bir şekilde bu verilmiş durumda. Şimdi isterseniz montajına geçelim. Gördüğünüz üzere gövdeyi aldık. Arkasından pervanesini takarak uçağımızı motorlu hale getirdik. Şöyle kanopisini kenara alalım kanopi bazen çıkabiliyor. Uçağın önce sağ kanadını takıyoruz. Geçme noktaları bu şekilde konmuş. Sonra da uçağın sol kanadını yerleştiriyoruz. Montajımız kanopi haricinde tamam. Ve tabii ki bunun için bir de ayaklığını takacağız. Ayaklığını da ön tarafa yaptıktan sonra şöyle altını çevireyim daha rahat görme imkanına. Kavuşun. Altında da şöyle vidamızı takarak sıkıştıracağız. Uçağımızın modeli tamamlandı. Umarım hem hava kuvvetleri güzel günlerde emniyetle kullanır bu uçağı hem de bizim de ofisimize yakışan güzel bir model oldu. Hürkuş benim çok sevdiğim bir uçak. E, TUSAŞ'a da bu modeli ofisimize yolladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii maketi yaptıktan sonra biraz da Hürkuş projesiyle ilgili son gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Bu kanalda haber oldukça hemen farklı farklı videolar hazırlıyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz. E, malum Hürkuş'un 15 adetlik Hürkuş B eğitim modelinin önemli ölçüde imalatı tamamlanmış durumda. Ve bu uçakların bir kısmının da Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı merkezli 135. filoda kullanılması planlanıyor. 135. filonun özelliği ileri hava kontrolörü yetiştirmesi. Yani uçaklar bir bölgeye operasyon yaparken yerden bir yönetim gerçekleştiriliyor. Yani uçağın hedefi nasıl vurduğunu, bir dahaki sortide nasıl bir yaklaşmayla hangi silahları kullanacağı farklı tabi bombaları varsa bu yönlendirme yerdeki bir İHK olarak adlandırılan ileri hava kontrolörü tarafından gerçekleştiriyor. Bu filo İHK'ları da yetiştiriyor. Aynı zamanda arama kurtarma konusunda da eğitim veren bir filo bu filonun envanterine girecek. İşte lazer işaretleme... Ee, karakollara yapılan eğitimler, hava eğitimleri, bu tür İHK'ların yönlendirilmesi gibi görevlerde normalde bu uçuşlar F4, F16 uçaklarla yapılırken, hürkuşla yapıp daha ekonomik maliyetlerin oluşması planlanıyor ve tabii ki bu tür bir kullanımda uçağın e, uçuş saatlerini arttıracak, tecrübe kazanılmasını sağlayacak, ileride de yapılacak modifikasyonlar açısından da bu uçuşlar büyük önem taşıyor çünkü. Test ekibi dışında e, Türk Hava Kuvvetleri pilotları tarafından uçurulacak bu uçaklar. Hürkuş B'nin yani bu gördüğünüz kırmızı beyaz boyamanın e, B modeli olduğunu tekrar hatırlatalım. C'de ise silahlı bir platform. E, Kara havacılık jandarma genel komutanlığı bu uçakla yakından ilgileniyor. C ile ilgili e, muhtemel B'lerin envantere girmesinden bir süre sonra da C ile ilgili alım yapılacağını ben tahmin ediyorum. Şu an tabi bütün anlaşmalar opsiyon kesin sipariş olmamış durumda. Kesin sipariş olduğu zaman para ödenmeye başlanıyor ve TUSAŞ da o zaman uçakları imal etmeye başlıyor. Onun dışındaki faaliyetlerin hepsi araştırma, geliştirme, test faaliyetleri içerisinde yer almakta. Hürkuş tabii ki efsane havacımız Veci Hürkuş'un adını taşıyor. Umarım onun gibi Türk havacılığında, Türk havacılık sanayinde bir çığır açar ve Türkiye'nin kendi ürünlerini dünyaya ihraç etmesinde, kendi kullanmasında da önemli bir aşama olur. Biliyorsunuz bu uçağın bir adım sonrası Hürjet, daha sonra da daha da sonrası Milli Muharip uçağı gerçekten o 3 projede Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından devam ettiriliyor. Gördüğünüz üzere modeli inceledik. Ben baskısını, üretim kalitesini, detaylarını gayet beğendim. Umarım daha fazla modeller gelir ve bu şekilde insanlara ulaşır. Model dediğiniz zaman fiyatlar çok farklı farklı kategorilere gidiyor. Basit olan döküm plastik enjeksiyonla yapılmış modellerin fiyatları daha düşük promosyon sınıfında Bunlar hani birleştiriyorsunuz hemen yapıyorsunuz. Rezin döküm dediğiniz döküm dediğiniz zaman rezinle birlikte fiyat artmaya başlıyor. Bir de metalden yapılmış diecast olarak adlandırılan modeller var. Onlarda da metal üzerine çok ince detaylar işlenebiliyor. Hatta yeni nesil kalıp teknolojileriyle birlikte işte e, süspansiyonlu iniş takımlarından işte flapları, slatları oynayan modellere kadar inanılmaz şeyler var. Ama tabi detaylar, gerçeklik aşamaları arttıkça üretim sayısı düşük oldukça da modellerin fiyatları yükseliyor ve sonuçta da bu modellerin birer koleksiyon değeri de olmaya başlıyor. Ben bu açıdan yapılmış bu modeli oldukça beğendim ee, ve zaman zaman işte dediğim gibi Tusaş Shop'a geliyor. Bunlar e, takip eder, oradan sipariş verip alabilirsiniz. Fiyat-performans açısından da gayet iyi buldum modelleri. Bu bölümümüzde bir maket kutusu açtık beraber e, maketi inceledik. Eğer bu video ilgi çekerse değişik paketler içinde farklı farklı videolar hazırlamayı planlıyorum. Tekrar ilginiz için çok teşekkürler. Bize sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizim kanalımıza abone olursanız ve tabi ki bildirimlerinizi açarsanız yeni video yüklendiği zaman haberiniz olur. Bize katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda buluşmak üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.